Selamlar, bir oyuncu inceleme videosuyla daha karşınızdayım. Tüm hızıyla devam ediyor oyuncu incelemelerimiz. Bugün Pogba'yı inceleyeceğiz. Dün Wijnaldum'u incelemiştik. Bu kart da çok iyi duruyor. Hoşuma gitmeyen şeyler var ama kart gerçekten iyi duruyor. 1.91 boyunda, kendi özel vücut tipi var. Yüksek orta çalışma oranı var. Pogba zaten 5 beceri hareketine sahipti. Ekstra olarak bu kartında 5 zayıf ayak da var. Hızı iyi bence, eşit dağılmamış ama hızlanması da 90 olduğu için bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. Şut özellikleri çok iyi. Şut gücü ve uzaktan şutu daha yüksek olduğu için Wijnaldum'dan daha iyi bir şekilde uzaktan goller atacağımızı düşünüyorum. Pasları çok iyi. Uzun pasını bol bol deneyeceğim. Pogba'nın uzun pasları diğer kartlara göre çok farklı. Kendi özel bir animasyonu var. Maç içerisinde attığım paslardan anlayacaksınız zaten. Pogba'yı daha çok bugün oyun kurucu pasör olarak kullanacağım. O özellikleri Pogba'yı oyun içinde iyi bir oyuncu yapıyor zaten. Driblingi iyi. Dengesi ve çevikliği biraz düşük olmuş. O beni biraz üzdü. Daha yüksek olmasını beklerdim. Bundan dolayı Dinamo kimyasında deneyeceğim Pogba'yı. Savunma özellikleri de iyi. Bacak boyu uzun zaten. Vieira tarzında oyunun defansif yönünü de oynayabilir. Pogba ile ilgili tek üzüldüğüm şey dayanıklılığı 87 olması. Böyle özel bir kartı neden bu kadar düşük yaptılar hiç bilmiyorum. Tamam, gerçek futbolda Pogba çabuk yoruluyor olabilir ama bu Pogba'nın özel kartı. En azından 90 üstü yapabilirlerdi. O yönünden dolayı biraz hayal kırıklığı yaşadım. Denge, çeviklik ve dayanıklılığın bence biraz daha yüksek olması gerekiyordu. Ayağın dışıyla trade'i var. Uzun pasçı trade'i Pogba'yı oyun içinde bir tık ileri atıyor mu onu bilmiyorum. Ama Pogba'nın oyun içindeki animasyonları, vücut tipinden dolayı Pogba çok özel bir şekilde uzun paslar atabiliyor. Bu kart Wijnaldum'dan biraz daha pahalı. 280k civarı tutuyor. Juventus kendi evinde oynayacak ve bu kartın bence upgrade alması gerekiyor. Oyun içindeki özelliklerinden dolayı değil, dayanıklılığından dolayı bu kartın yükselmesi gerekiyor. Dayanıklılığı 99 olsaydı bu kart bu haliyle de her türlü oynardı zaten ama dayanıklılığından dolayı Juventus'un bence kazanması gerekiyor. Pogba'yı 4-1-2-1-2'nin orta sahasında deneyeceğim. Siz forvet arkasında da deneyebilirsiniz dayanıklılığından dolayı. Maçı kaldırabilecek mi? Pasörlüğü nasıl? Uzaktan şutları nasıl? Onlara odaklanacağım. Size şunun sözünü verebilirim. Çok güzel asistler izleyeceksiniz bu videoda. Bol bol uzun paslar ve ara paslar deneyeceğim ve güzel asistler ortaya çıkacaktır. Bundan kesin eminim. Videoya başlamadan önce videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Kısa video şeklinde Instagram, TikTok ve Twitter'dan da paylaşacağım Pogba'yı. Oradan da takip edebilirsiniz. Evet, maçlara geçelim. Bravo Pogba, güzel kaptık. İyi sıyrıldık. Harika. Ne söyledim size? Harika asistler yapacağız dedim. Bu asisti bir yerden tanıyorum. Giroud'a yaptığı asistin aynısı. Pogba'dan güzel koşu var. Şimdi. Bravo. Kielini'nden çok iyi sıyrıldı. Hadi. İnanamıyorum. Golü gördünüz mü? Golü gördünüz mü? Harikaydı. Evet, bu gole rage quit atılır. Evet, iyi çıktık. Pogba. Tekte. Pasa bak. Hadi. Aa, bunu atman lazımdı. Bunu asisten sayıyorum. Pogba. Bir harika top daha. Atabilecek miyiz? Zapata. Aa, güzeldi. Pogba. Güzel geldik. Plase. Yeşil. Hadi be. İyiydi. İyi vurdu. Pogba aldı topu. Bir ara top daha atalım. Pasın güzelliğine bak. Şu pasın güzelliğine bak. Bu sefer atacağız. Evet. Bu sefer asist yazdırdı. Pogba. Yine etrafa bakıyoruz. Bir orta. Yeşil rovaşata. Hadi be, yılın asisti oluyordu. Korner oldu. Korneri de Pogba ile kullanacağım. Şuraya harika bir orta yapacağımızdan eminim. Yeşil rovaşata. Bu sefer attık yeşil rovaşata. Şu golü tekrardan bir daha izlememiz gerekiyor. Harika bir gol attık. Tamam, rovaşata harikaydı. Yeşil vurdum. Orası ayrı da Pogba'nın ortası iyiydi. Pogba'yı inceliyoruz şu anda. Pogba'yı övelim. Pogba aldık topu. Driblingi çok iyi. Boyuna göre gerçekten şu driblinge baksanıza. Yeşil. Hadi be, bu gol olması lazımdı. Pogba aldık topu. Harika bir top. Yeşil. Pogba, yine etrafa bakıyoruz. Kaldırdık kafayı. Pasa bak. Pasları inanılmaz iyi. İyi geldik. Pogba'yı bulalım.
Bir oyun kuracağız Pogba'yla yine. Daha çektik. Pogba'yı aşağı koşturalım. Aldık topu. Bir plase deneyeceğim. Of 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 of. İnanılmaz. Bu dansı hak ettin. Hak ettin kral. Pogba. Oyunu yine Pogba üzerinden kuruyorum. Yine araya bir top bırakacağım. Şimdi. Harika. Harika top. Harika. Atabiliriz. Ah be. Pogba. Yine araya bir top bırakacağım. Ne diyorsun? Pasa bak. Şuta bak. Diyecek bir şey yok. Efsane paslar atıyor. Pogba ile yine değişik bir orta deneyeceğim. Şimdi. Hadi atabiliriz. Atabiliriz. Pogba. Pogba ile aldık topu. Bir sol ayak deneyeceğim. Oo, bu gole reçkuyt atılır. Bu dansı yine hak ettin. Bugün yaptığı dansları hak ediyor. Çok iyi. Pogba aldık topu. Araya yine bir top atalım. Harika bir top attık. Bitirebilir miyiz? Lütfen kendinize gelin. Pogba'nın çok asistini yiyorsunuz. Bu topları başka kimse atamaz size. Pogba aldık yine topu. Araya atalım. Of pasa bak. Bu sefer bitirdik. Ya bu paslar ne böyle ya? Bir şey diyemiyorum artık. İzliyorum sadece. Pogba'ya verelim yine. Pogba'ya verelim. Yine araya bir top atacağım. Şimdi. Şu pasın güzelliğine bak. Allah'ım. Allah'ım. Pogba neler yapıyorsun sen? Pogba topu aldı. Oyunu kuralım Pogba'yla. Çektik. İnanılmaz bir top attı. Pogba bir daha aldık topu. Köşeye. Oyunu kurdu. Atağa katıldı ve atağı bitirdi. Golle bitirdi. Harikasın. Pogba güzel sıyrıldık. Harika bir top. Yani artık bu paslara bir şey söyleyemiyorum. Alıştık çünkü. Evet, 7 maçtaki istatistikleri bu şekilde. 2-3 maçta rakipler oyundan çıktı. Aslında 4-5 maçta bunları yaptı. Ve birçok asistini atamadı benim oyuncular. Yani aslında abartmıyorum, 8-9 tane asist yapmış olabilir. Ben bu kadar iyi pasör bir oyuncu görmedim. Eğer bu kartı pasör ve şutör olarak kullanırsanız, oyun kurulumunda Pogba üzerinden giderseniz kart muazzam iyi. Şimdi şurada detaylı inceleyelim. Hızı iyiydi. Hızlanması da bir sorun yaşamadım. Dinamo kimyası bastım. Hızlanması 99 olmadı ama gayet yeterliydi. Şutları bitiriciliği 85 olmasına rağmen uzaktan 5-6 tane şut attım. 3'ünü gol yaptı zaten. Paslarına diyecek bir şey yok. Ben bu kadar iyi bir pasör görmedim. Dediğim gibi her attığım öldürücü top isabetli gidiyordu. Çok beğendim. Kliplerde kullandığım şekilde Pogba'yı kullanırsanız siz de çok seveceksiniz. Driblingi Dinamo kimyasından sonra gayet iyi oldu, dönebiliyordu. Defansı da iyiydi, ayağını uzatıp top kapabiliyordu. Bu kartla ilgili tek problem ve düzeltilmesi gereken şey dayanıklılık 87. 65-70. Dakikadan sonra Pogba çok yoruluyor. Bu kartın upgrade alması gerekiyor. Juventus kazanırsa 98 olacak. 98 olduktan sonra dayanıklılığı tahmin ediyorum 90-91 olacaktır. O bile bence yeterli değil. 99 olsa çok iyi olurdu. Bu halinden daha iyi olacaktır ama. Juventus'un kazanacağını düşünüyorsanız yapın. Aksi halde bu kart yine oynanılabilir bir kart. 70. dakikadan sonra bu kartla devam etmek biraz zor olur. Uzatmaya kaldığınız maçta direkt çıkarırsınız. 87 dayanıklılıkla 4-1-2-1-2'nin orta sahasında çok zor. Forvet arkası oynatırsanız, ileride kal talimatı verirseniz oynar. Ama bu haliyle iki yönlü orta saha oynaması çok zor. Ben Juventus'un kazanacağını düşünüyorum ama bu futbol belli olmaz. Bu kadar iyi bir pasörle oynamak beni çok etkiledi. Çok fazla asist yaptık. Çok fazla asistin asistini yaptık. Evet arkadaşlar, Pogba incelememiz bu şekildeydi. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım sizlere fikir verebilmişimdir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Videonun başında da söylediğim gibi Instagram, TikTok ve Twitter'dan Pogba'yı 1 dakikalık inceleme şeklinde de paylaşacağım. Onun dışında da 1 dakikalık videolar paylaşıyorum zaten. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.